Medine-i Münevvere. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın teşrifiyle nurlanmış olan kutlu belde. Kan davalarının, zulmetin ve her türlü karanlığın olmuş olduğu mekan, öyle bir elçinin gelişiyle 10 yıl gibi kısa bir zamanda öyle bir hal almıştı ki, yalnızca Mescid-i Nebi'nin ışıkları değil, yalnızca göze hitap eden Uhud'un ışıkları ve aydınlığı değil, aslında gözlerin değil, gönüllerin hissedip, gönüllerin derinliklerine nüfuz eden bir vahyin aydınlığı vardı Medine'de. O yüzden hacca ve umreye gelenlerden Mekke ayrı güzel ama Medine bir başka güzeldir ifadesini duyarsınız. Çünkü Medine-tüt Tayyibe'de, Medine-tün Nebi'de, Medine-i Münevvere'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzide eshabının ve onların izinden giden Süleyha'nın ve Şühedan'ın hatıralarını bulursunuz. Bu güzel hatıralar içerisinde basiret ve hidayetten nasiptar olanlar, gönüllerinin frekansını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin frekansına ayarlayabilenler, onun su nisabetinde olan gönülleri ve hayatları arındıran vahiy deryasına kendini bırakanlar, bugün dahi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tayyibesindeki birliği ve tevhidi yaşarlar. Uhud şu şehitliğinin dibinde bulunan Hamza bin Abdülmuttalib'in, Musab bin Umeyr'in ve diğer şühedai Uhud'un burada bulunan mübarek vücutları bizlere bırakmış olduğu ders ve mesajlar aslında tarihin tekerrürden ibaret olduğu hakikatini ruh ve gönül dünyamıza taşıdığımız zaman istifade edebileceğimiz bir hakikat ortaya koyar. Çünkü Allah onlar için Kur'an'da kendilerinden razı olduğunu beyan etmiştir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam onlardan razı olduğu halde onlar emanetlerini Rablerine teslim etmişlerdir. Peki biz bugün resimlerdeki, videolardaki, gidip gördüğümüz müzelerdeki bir tablo içerisinden hayatına mesaj almaya çalışanlar, hayatın ve hılkatin temeline inmek adına gönül deryasını vahyin denizine bırakanlardan olmayı artık adım atarak gerçekleştirmek durumunda değil miyiz? İşte Medine-i Münevvere ve işte cennet dağlarından bir dağ olan Uhud Dağı ve mübarek Uhud şehitliği. Allahu Subhanahu ve Teala Hazretleri nasıl ki şu karanlık mekanı ve karanlık Medine'yi şu ışık parçalarıyla aydınlattıysa, Nur suresinde yerle